Kafayı bunlarla boş yere yormaz. Bir sürü güzel gacı var elinde. Barda durur barmen minik şişe elinde. Biz çalarız o hep söyler durmaz elinde. Barda durur barmen minik şişe elinde. Biz çalarız o hep söyler durmaz elinde. Fer. Ulanız! Demek ki bu masanın şeyiymiş lan bu. Allah az az. Ne oldu? Al al böyle al böyle al. Al, al, al. Ya patron bütün videoları burada al, çekelim al, ya. Al, 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 al. Daha orada kutu dene var falan çekeceğiz oğlum. Ya zaten işin sonunda hepimiz beyaz olacağız. Kefen mefen şakalar gönder. Uaviz keyfati hayfi hay. Bugün sizlerle beraber objektifin karşısında iki tane fırlama bugün sizlerle bundan takribi 2,5 sene önce çekmiş olduğumuz bir videonun ikincisini çekeceğiz. Neden 2,5 senelik videonun ikincisini çekiyorsun? Mesut dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü abimin anlatacakları bitmedi bitmez. Bugün sizlerle beraber geçmişi yad etmeye çalışacağız. Okan Bayülgen'in sevinçten evde elleri kaşınıyorken videomuza geçebiliriz. Tükürdüm biraz gerçekten. Ne güzel bir kariyer ki ne GQ'dan ne Altın Kelebek'ten gram ödülsüz bize büyük bir moral alkışı. Bu çok zorlu bir bize mücadele. Sadece esnaf takdir ediyor, sokak takdir ediyor. Başka takdir eden yok. Patron bir şey diyeceğim ya. Ödülsüz geçen 3 sene. Ne ödül aldık biz? Bir tane ödül aldık. Bir tane. Son cebinde iPhone 14 vardı abi. Nasıl böyle, yani patron? Hayır artık böyle meta ödülleri kabul etmiyoruz. Biz 3 yılda ruhani doygunluğa ulaştık. Ertan sen hiç düşünmüyor musun mesela evde yatarken lan bu herifler nasıl GQ'dan Altın Kelebek'ten ödül olamaz yani? Ne demek istiyorsun yani? Lobicilik mi var? Bana onu söylesene ya. Bu niye bu high society bizi kabul etmiyor ve sevmemekle diretiyor? Çok da bizde değil de. Senin bu aralar bir de bazı videolarda hani katılıyoruz şu sıralar konukluğumuz yine arttı ya konukluk sezonu açıldı havalar soğuyacak. Konuk oldu mu bir numaraydı ama ödül yok. He ama yorumlarda hani şöyle bir silsile var ya Ali Biçim asabi, Ali Biçim çok konuşuyor, öyle Ali Biçim şey kafa yoruyor. Patron öyle bir şey mi var ya? Olan yorumları söylüyorum bu videoyu biraz da onun için artık tamam, enerjimi kanalını kurtarmak için yani ne anlatacaksan burada anlat. Minik bir oylama yapalım sizce ben gergin miyim? Evet. Evet. Hayır bir alkışla sizce ben gergin hadi miyim? Hadi abi. Lan alkış alkış. Bir dakika onun diğer versiyonunu da soracağım. Mesela kardelen de alkışlayacaktı. Korkudan alkışlayamadı. Evet abi gözlerinle baskılıyorsun çünkü. Kardelen sence ben bu yılları vermiş olduğu yorgunluğa rağmen gergin miyim? Evet veya çok basit bir soru. Ya Allah böyle, ya. Böyle yapıyor bak hayır değilsin abi. Sence bu adam yıllarca şikayet etti bana mobbing uyguluyorlar diye. Çaktırmadan şu an sizlere mobbing uygulamıyor mu? Yoksa kınadığını yaşar hale mi düştü? Kim mobbing uyguluyor oğlum ya? Manyak mısın sen, sen ya? Sen bu kıza mobbing uyguluyorsun günlerdir görüyorum. Kardelen'cim ben öyle bir şey evet veya çok basit bir soru. Sen ciddi tamam, misin? Tamam şimdi plastik kelepçeleri çözüm. Yayınlanacak tabii ki. Bunların hepsi yayınlanacak. Ya. Sevgili patron. Zalimi bak zalimi kınarken zalim oluyorsun. Yapma Halim. Ulan. Yapma Halim. Geçmişi unutma Halim. Hadi abi nerede kutun? Bir şey mi diyeceksin? Ya geçmişini şöyle bir kutuya sığdırmak seni üzmedi mi hiç? Daha şekilli bir kutu mutu bir şey yaptıramadın mı? Ya burada ilkini zaten çektik. Bu geri kalanları. Ben çok heyecanlıyım. Peki ya sizler? Mevzu şu. Ben geçenlerde rastgele bir fotoğraf çektim. Bunu hatırlıyor musun dedim. Bu ne lan dedi. Annemin Tom Cruise'la olan bir tane fotoğrafı. Taşikardim tuttu heyecandan. Nasıl yürüteceğim bu videoyu? Ha annesinin Tom Cruise'la olan fotoğrafını bir görün. Arkanı dön. Seni çekeyim. Tom Cruise sensin. Ya sen istiyorsun ki herkesi yatakta görmek istiyorsun değil mi? Annem Tom Cruise'la sen falan. Oğlum ahlaksızlık ediyorsun. Çünkü sonra niye gerginsin falan diyorsun ama ya. Bir şey diyeceğim saçmalama sen bana bu haya eşeğin aklına karpuz kabuğunu sokuyorsun. Görevimiz tehlike 8 İzmit. O fotoğrafı Kadir Hoca koydum fotoğrafı buraya. O fotoğrafı gösterdiğimde abi inanmıyorsun arkadan çekmiş falan lan, diyorsun. Lan yemin ederim Tom Cruise değil o değil arkası dönük biri o. Aç göster ne olursun. İlk oynadığım tiyatro oyunu görmüş müydün? Vay ne bu? Patron ilk oynadığım tiyatro oyunu doktor rolüydü. Vay be. Vay be. Şimdi bir dakika bir dakika. Şunları hatırlıyor musun? İlk Joker daha Joker yoktu. Hatırlıyorum. O zaman benden de sana bir soru. Burada en son hangi oyunun tanıtımını yaptığını hatırlıyorum. Abi birçok. Hadi harf ve... Abi tabii ki Genshin Impact'i ya. Ya yapma kral ya. Sorulur mu lan bu? Peki ben sana ne diyeceğim? Şöyle elimdeki Q karttan bir şey okuyacağım. Müsaaden evet, var mı? Lütfen tabii ki. Bu benim telefonum. Evet. Neden telefonum? Çünkü Genshin Impact Android'te, iOS'te, PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC'de oynanabilen bir açık dünya RPG oyunu. Alkış! Şöyle bir ekstra sevindirici haberle geliyorum. Genshin Impact bugün itibariyle yani 7 Aralık tarihinden itibaren artık Türkçe oynanabilir bir altyapıya sahip ve oyuna lokalizasyon geldi. Aa!
Genshin Impact'in bu açık dünyasında özgürce dolaşabilirsiniz ve maceralara dalabilirsiniz. Oyunda görseller o kadar iyi ki kral, yani böyle gördüğün her şeyi dokunacakmışçasına bir his yaratıyor. Örnek ver bir tane. Oyunun içinde savaşarak, koşarak, yüzerek, tırmanarak, uçarak maceralara atlayabileceğin bir sürü şekil var. Arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Ekip halinde oynanabilen bir RPG oyunu çünkü. Bu kadar şeyden bahsetmişken bir de şimdi kazandığı ödüllerden de bahsetmemek olmara. Tabiisi. Genshin Impact 2020 yılında Android ve Apple Store'da yılın en iyi mobil oyun ödülünü aldı bu bir. Wow! 2021 yılında ne aldı peki Genshin Impact? The Game Awards'dan yine yılın en iyi mobil oyunu ödülü aldı. Abo! Evet, şimdi Genshin Impact'i indirme zamanı. Siz de aşağıda bıraktığımız linkten giderek oyunu indirebilir ve keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Kim bilir, belki beraber de oynarız. Genshin Impact, Impact. Kim bilir derdimin narısını kim bilir. O video o şarkı Bakü'de ne kadar çok çalıyor ya. O çünkü Azerice. Sinet fotoğrafı görmüş müydün? Gördüm. Ha, dalga görmüş müydün dalga? Bakayım. Oha lan. Elinde tutuyormuşsun meğer. Baksana ya. Ne kadar sakin bir oda. Berbat. Hiç bir görsel bir zevkin, anlayışın, gözlerin. O çocuk zevkin. Odası lan, çocuk odası. Ben yıkardım. Bir dakika, sünnet tarihini söyleyeyim mi size? 2001. Keşke. Wow. Şakaydı. 3 Eylül 95, 8 yaşında. Normal mi? 3 Eylüllerde bunu kutlayalım. Normal mi, anormal mi? Ben anlamadım. Sen kaç yaşında sünnet oldun? Güleyim mi? Sen sünnet oldun. Sen sünnet oldun. Olmadı, sen videosunu çekelim. Tamam. Ben nasıl sünnet oldum mesela? Nasıl olabilirim? Hayır, düğün şeklinde mi yoksa hastanede olduğunda bitti mi? Önce sünnet, sonra düğün. Ama durumumuz hiç olmadığı için düğün 6-7 kişilik. Kral, durum murum olmadı vesaire falan. Geç onları, geç. Vallahi. Oralara geçti millet yani. Kime borca kestirdik ya? Hakikaten ya. Allah canımı alsın ya. Hayır, şimdi mesela 9-10 mahalleden arkadaşınla beraber sünnet törenleri olurdu ya. Yani düğün değil, evet, töreni olurdu. 9-10 kişi kesilirdi, ortaklaşa düğün yapılırdı. Seninkisi nasıldı? Yani yanında etrafında birileri var mı sünnet edilirken? 9-10 kişi, sadece 9-10 kişi. Kalabalıktı. O da fukaralıktan geliyor değil mi? Evet, 9-10 kişi güzel. Yani mahleli muhleli toplaştık işte, iki apartman, benim o gördüğün ev vardı ya. Evet. İki apartmanın arasında Ayaz'da Bangüm'de. Benim sünnet düğünümde çıkan iki insan da rahmetli oldu ya. Bir tanesi rahmetli Adnan Şenses, bir tanesi de Hüner Coşkuner. Hüner Coşkuner İzmit'teydi. Sizde pis para varmış o zaman. Ne oluyor anasını? Ödüyoruz hala, ödüyoruz. Biz Kars'ta sadece seçim arabalarından müzik dinleyebiliyorduk, o da onun için hep provoke edildik yani. Ya sen Allah, bıktım ya artık abi, ya. Abi yoktu durumumuz. Ya nereye yoktu ya, ne yalancısın yoktu ya. Yoktu baba, bar yok, müzik oyun yok, birhane var, birhane. İzmit Altınnal Otel'de biz yapmıştık düğünümüzü. İşte biz de karın ağrısından orada oynarken babam işte çal be kabarıcı, çal çal oynuyordu. Hüner Coşkuner. Sağlam paketliymişsiniz. Ya ondan değil oğlum, öldü gitti ya, insanlar diyorum ya. Ya tamam, geri getiremeyeceğimize göre konuşalım bir şeyleri. Etrafında hiç sünnetsiz arkadaşın var mı? Senin çevrende var. Çünkü bakmıyorum ya. Ki kimsenin. Senin vardır. Hayır. Senin zamanında Kevorkyan, Zıbramkeyan, Tahoyan. Bende sünnetsiz değil. Bende namussuzlar var mesela etrafımda. Saysam bitmez yani. Sünnetsizleri saysam daha az çıkar. Senin çok vardı düğündü. Ama zamanında. Hatırlıyorum Bronx'tan, Nublu'dan. Düğündü. Dur sünnetli oğlum. Sünnetli dostun yoktu ki senin. Yabancı damat Nikos gibi. Bunu hatırlıyor musun? Bu Club Flipper'da animasyonda sahneye çıkışım. Roo yapıyorum millete. Nasıl hatırlayabilirim abi? Sen benim çocukluk arkadaşım falan mı sanıyorsun? Delirdin mi acaba ya? Göstermiş olabilir miyim diyorum. Bir tane kapatacağım ağzını. Ondan soruyorum ya. Yok baba, nereden görüşüne bak. Ay deli Ali. Deli Ali. Aa bak, İzmit'e gittik ya. Geçtik ve Anıt Parkı. İğrenç bir çocuksun ya. O eski evin de yansın senin, Kars'ta anasını satayım ya. Yansın. Üstüne lan işeyim o evin ya. Vallahi billahi ya. Lan içinde şu an bilim adamı oturuyor evin. Salak mısın? 95-14 Haziran. Yani yıllar sonra gittik İzmit'te. Bu Anıt Parkı orada göremedik. Bak fıskiyeler mıskiyeler annem. Bunları geç, Tom Cruise annem. Geliyor patron. Geliyor. Bak ben sen Tom Cruise'la annenin yani hikayesi. Patron ver oğlum. Sen mi ödüyorsun lan arpamı? Bağırma bana. Bana bağırma. Görken bakar mısın Tom Cruise nereye? Abi. O dönemden mi be? Oha! Lan be! Var mı bir tane böyle fotoğrafın? Manyak mısın? Var ama ya kötü biraz ya. O zamanlar hiç bilmiyordum. Kral, senin bir fotoğrafın var. Elinde silah milah var oğlum ya. Ya var sen iğrenç bir çocuksun benim ya. Benim böyle manevi tek fotoğrafım secdede amuda kalkmaya çalışıyorum. İki komşu beni tutuyor. Bir tek pardon, öyle fotoğrafım var. Pardon, o şey değil miydi? Plank yapıyordun sizin. O dönem öyle şeyleriniz vardı çünkü. Bak, vay be. O fotoğraftaki o İslamiyet kokusunu alabiliyorsunuz değil mi? O kadar işte, eski yani. Gerçek ahlakla yetiştirilmiş çocuk bu. Abi öyleyiz yani. Abim nurundan bağ da bulaştı. 10 aylık sen Umay'a. Bu ne biliyor musun, bir dönem. Bunu anlatırsam çok sıkıntı olur. Anlatırız artık. Peki, bir şeyler konuşalım bunu. Ne saklımız var lan sizden artık ya. Her boku biliyorsunuz. Ben eskiden böyle fotoğrafları arşivden çıkartıp herhangi birine ona özel hissettiriyormuşum gibi fotoğrafın altına Umay'a diye imza atardım. Ya bu Umay olur. Mesela bu fotoğrafın altında Selin yazıyordur belki. Ben çocuğum ya. Patron ne yapayım ya? Smackdown izlerken Umaga falan yazmış oraya. Hayır. Abicim bak. Abi, biz bunu bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yine tökelemek için bu olma.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi senin çocukluk fotoğrafın niye birine armağan sayılıyor? Seninle yaşadığımız bir tartışmayı hatırlıyor. Bunu konuştuk mu kanalda bilmiyorum. Saç hikayesini konuştuk mu? Bunun bak hediyeye karşı olan bakışını Ali biçimi şöyle anlayabilirsiniz. Kız arkadaşına yıl dönümü veya özel bir gün neyse gerçekten önem teşkil eden bir günde. İyi dinle. Çok önemli bir hediye aldığını bastıra bastıra söylüyor. Öyle bir şey aldım ki yok olacak, dumur olacak, bitecek. Ne geliyor aklına? Tek taş falan, müzik. Pırlanta, araba, çok manevi bir şey. Her şey geliyor aklınıza. Size hediyeyi söylüyorum şimdi iyi dinleyin. Bebeklik saçı. Ya ne var bunda? Kıza Allah aşkına vuracağım ağzını şunu ya. Bebeklik saçını vermiş. Ya bu nasıl bir armağan? Abi sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Lan buranın yüzsü hürmetine bari böyle deme artık ya. Sen o kadar narsist bir adamsın ki kendi dokunu birine hediye etmenin yüce bir davranış olduğunu sanıyorsun. Çok güzel anlattın. Süper. Ay senin süper. El aldığın adamlardan daha iyi. Sen ben şey bencil sen bir adamsın. De bunu arkadaşlarım arasında demiştin. Bunu evet, iyi hatırladım. O kadar güldüm ki. Patronuma bir şey söyleyeceğim sana. Ben onu öyle güzel anlatıyorum ki. Yani bir hanımefendiye verilebilecek en güzel hediyeler ne olur diyorum. İşte bir giriyorum. Abi her şey çok pahalı yani. Bir de şimdi devir ekonomi devri yani. Ne yapabilirsin ki? Benim de sadece bir metadan ötürü öteye gidemeyecek değil. Bende olup onda da olacak ve ömrünün sonuna kadar saklayabileceği bir şey ne var dedim. Bebeklik saçım. Sen kimsin? Senin bebeklik saçını. Biz de bilirdik Atasay'dan 700 bin liraya pırlanta kolye almaya. Ya çocukluk saçı çok güzel bir şey patron ya. Ya hadi. Kızın doldu mu abi? Hayır. Bir dakika neydi lan o mevzu? Çocukluk saçını verdin. Çocukluk saçımı kime verdim? Söyle. Sıradan bir akşamüstüydü. Evet. He. Saçım 3-5 kişiye verilmiş. Okey. Şey olsa belki güzel olabilirdi abi. Onun saçının bir parçasını ondan isteseydin ne diyorlar? Aslında o ama, ne ama ya patron. Bu, ne yapacaksınız saçı abi? Patron her aile çocuklarının saçını saklamıyor işte. Kimisi patiğini saklar, kimisi eldivenini saklar. Senin göbek bağını bir yere gömdüler mi acaba? Gömdüler. Nereye? Evin arka bahçesine. Zincirlikuyu'ya gömdüler. Nereye bekliyorsun ya? Hayır yani merak ettim. Hayatta bir etkisi var mı? Benim öyle bir hikayem yok çünkü. Ne oluyordu ki gömünce? Ya işte nereye gömerlerse inanca göre ona göre bir yaşantı, kariyerin olacak. Benimkini gömerlerken sorayım mı anneme? Seninkini hamamın üstüne falan kesin. Sorayım mı anneme? Sor. iPhone 14 mü bu? Oha! Değil lan değil. Videoluk birinden rica ettim. Oha! Katar'da 3 dakika adlı bir belgesel. Dur bir dakika be! Allah Allah ya! Annem müsait misin? Müsaitim anneciğim. Videodayız şu anda. Şimdi bu eski anılara baktık. 2'yi çekiyorduk. Evet. Şimdi bu işte sünnet fotoğrafları falan filan derken Mesut dedi ki sizin göbek bağını nereye gömdünüz? Bir ikincisi gömerken ne dilediniz? O zaman şöyle bir şey vardı. Bir yere hastanenin orada bir yere gömüldü. Ne diyorsun ya? Evet. Doktor ol diye gömdük. Sen ciddi misin ya? Doktor evet. Gibi zaten. Aynen. Ha okey. Şey sinir doktoru asabiyeci. Yo hayır ürolog oldu oğlum. Oğlum ürolog oldu. Doğru şey dilemişsin. Tamam anneciğim öpüyorum seni. Tamam bebeğim hadi. Dikkat et bay bay. Kur'an şarkısını ben bu hikayeyi yeni dinliyorum. Doktor olacağım diye göbek bağı. Belki seneye olursun lan. Değil mi? Rektumuna bakarım senin şöyle. Ağabeyin bir rektumunu inceler senin ya. Doktor olmana gerek var sanki. Şu Tom Cruise'a geleceğim bir saniye. Gel gel Tom Cruise'a gelen. Yusuf hocam Michael Jackson. Kim bu? Michael Jackson diyor. Kim bu diyorsun ya? Kendi mi kral? Hayır lan. Madame Tussauds Müzesi İngiltere'de. Baksana yalnızlığa Kadir ya. O kim? Zaman bak. O zaman tabii ya, BK yok, o yok, bu yok. Harbi lan yazık tek başına. Arkasında bir şey yazıyor. 23 Nisan Fatma 1992 ya. Perşembe yok. Anana yazıyor burada. O! İsmet İnönü Stadı. Patron bak gidemedik İzmit'teyken ama İsmet İnönü Stadı. O ilk videoda hatırladık İngiliz hikayesi. Of. Anneme Çeşme'deyken bir İngiliz... Annem Çeşme'deyken bir İngiliz'le tanıştı. Bak şimdi! Abi burayı atabiliriz. Bir dakika dur. Bu ne lan? Annem Çeşme'deyken bir happy hour'a katıldık. Momo'da bir İngiliz bize yanaşmaya başladı. 28 Mart 1995. Benimkiler 98'di. Ananı ne oluyor? Bir dakika dur dökülüyorum. Ben bu mektubu 5, 25 yıllardan sonra ilk defa okuyorum. Annem Çeşme'deyken bir İngiliz'le tanıştık. Sık sık arıyor. Döndük. İngiliz arkadaşları hatırlıyor musunuz? Fotoğrafta göstermiş miydim? Patronu hatırlasan sen hatırlarsın. O senin travman ben hatırlıyorum. Ha hatırlıyorum. Arkadaşları hatırlıyorsunuz. Aile yok. Jim Jarmusch'la eski eşi falan öyle hayır, şeyler. Hayır hayır hayır. Çocuğunu da hatırlıyorsun o zaman. Okey bunları da geçtim ben görüşmeniz hemen şöyle. Bir aileydi değil mi onlar karşılıklı? Evet. Family strong. Niye aile Swinger'a gidiyormuş gibi anlatıyorsun ki? Görüştüğünüz aile karşılıklı. Abi niye? Ayıp ben, ediyorsun abi, oğlum abi, ya. Abi bunu ben deyince böyle anlıyorsun. Mesela diyelim ki Görkem burada. Sana sonra nasıl gentleman quality ödülünü alacaksın ki ya? Gentleman quarterly. Ya quarterly ne be? Öyle olur mu olur be? Yılda 4 kez yayınlanan dergi manasındaymış. Pekala o zaman şöyle yaptık. Türkiye'de bir Kenex yarışması düzenlenmişti. Ben de bu Kenex'i yapmıştım. Gönderemeden yarışma bitmişti. Kenex ne ya? Lego'nun bir başka türevi. Daha böyle bir teknik bir oyuncaktı. Baksana şantiye gibi ya. Kenex çok iyiydi patron ya. Ben işte bak orada bende şey yoktu. Aa, tek hayalim neydi biliyor musun? Paris'e gördük ya dönme dolap. Korkusundan bilemedik. Onu yapmak istiyordum. Bu oldu.
Kaç tane çocukluk hayalim var lan. Çok pahalı olsun şey. İstiyorsun. Dolapdere'ye çok... gitmek istiyorsun. Ulan bak 95'te bunu hayal ediyordum. 2014'te de onu hayal ettim. Oldu mu? Olmadı ama. Oldu lan oldu. He oldu mu? Oldu. Burada ne hayal ediyordun anlamadım. Hayır burada dönme dolabı hayal ediyordum. Kule yapmışım ondan bahsediyorum sana. Ha onun habercisi o. Sizin koltuklar Transformers mı? Bunlar Gafford'da oturma takımına mı dönüştü? Ne zevksizsiniz be. Onlar o dönemin en kaliteli mobilya takımıydı. Allah aşkına şuna bak ya. Çizgili pijama gibi mobilya takımı olur mu ya? Ondan bak bundan bir iki sene sonra bulacağım sana o mobilyalı. Senin evine hiç Armani Cage'e girdi mi? Şu anki. Şu anki değil mi? Bir şey soracağım. Bunun üstünde peki ekstra örtü yok mu? Ben mesela eski evde Kars'ta üstüne bütün koltukların ve sandalyelerin kefen koyuyorlardı. Böyle bembeyaz bir örtü. Her an ölebilirsiniz diye mi? Yok değeni öldürmek için yani. Ben ona bir kere dokunsam kafam kopardı. Yalnızlık. Doğum günleri. Bu ne ya? Yazık günah lan bu ne lan? Ya böyle bir şey olur mu ya? Oha bu ne yanında kaç kız var reis? Lavuğa bak tek erkek burada görüyor musunuz? Abi öyle. Bak o ne biliyor musun? İzmit'in bekasıydı orası işte. Asker kanısı nasıl olacak Ertan ya? Allah aşkına. Bedeli rica işte. Ediyorum sizden ya. Reis ne kadar fotoğrafın var çocukluğa dair be? Yılbaşı geliyor be. Oo gelmesin. Yılbaşı bak. Gelmesin. Nefret ediyorum yılbaşı. Yusuf hocam Allah aşkına bu yılbaşı bir planımız yok şu an. Allah nasip ederse belki hayır ya. Hindistan'a gidecek. Ne Hindistan'a gideceğim ya? Belki bir Atina'ya gitmek istiyoruz. Patron izin verirse siz izin verirseniz. İzin vermezseniz zaten evdeyiz. Tombola mombola bir şey yani. Sene kaç burada? Orada yılbaşındaki benim. Kalabalığa bakar mısınız? Yılbaşındaki kalabalığa. Ya senin orada yani tövbe bismillah kapat. Ve bir şey diyeceğim. Bu tayfa o gün ağır sarhoş oldu. Görkem görüyorsun değil mi? Biz içiyorduk o dönem. Bakma. 7-8 içiyorduk. Ya şaka yapmak istiyorum ama yaşına istinaden yapamıyorum. Kapat bu dosyayı. Abi baksana ama bak tipleri görüyor musun? Sen hangisisin? Sağdakine bak sağdakine. Bak ben solda yine mutsuz. Yazık ki ne. 2020 yılbaşı videosunu döndürelim mi abi? Bir pong. Okey. Gördük. Yapmayın. Bundan önceki oyunlarda olabilir. Bak. İlk defa yarışıyorum. Bilmiyorum ki. Tamam. Ne yapalım? Tamam. Bir ana kuralı. Sana çarpmadık ki sana. Buna çarptı. Tamam. Bu benim tasım var. Ben bir daha atayım. Ben bir daha arkadaşım baba. Haydi. Evet. Ben hayatımda bu kadar elime suşat yapmadım. Ben güzel yılbaşıydı. Bu hayatta en utanman gereken utanmıyorum. Şey o video. Bence. Buradan da o videoya link veriyoruz şu an. Hadi bakayım. Patron tam böyle cep bank bedeniyle durmuyor muyum o dönem? Baksana minicik bir çocuk. Çaresiz. Görüyor musun? Güzel event ama. Kim düzenliyor bunu? Bu galiba anaokulunda gündüz kutlanan bir yılbaşı eventi. Pardon kusura bakma. Affedersin. Ne tatlı bir şeymişsin lan sen. Taze dön diyor Dubai'den. Tutamıyor salyasını maalesef. Pardon. Bunu görmüş müydün rahmetli köpek Jimmy? Aa guli guli RIP Allah rahmet eylesin. Abi senin tabii ne köpeğin oldu ne kedin oldu. Hiç evcil hayvanın oldu mu? Olmadı. Oldu. Evcil hayvanın ne oldu? Kuş. Kuş evcil hayvan mı? Evcil kafesli muhabbet kuşu evcil hayvan. Böyle bir şeyden bahsediyorum sana kuş mu diyorsun? Kuş evci abi hayvanın farkı mı olur? Benim kuşumu seviyordum ben de yani. Lan Mesut'un babasının varmış ya köpeği. Lan benim babamın köpeği hala var. Bila be papağanım var. Çocukluğundan beri var mıydı? Bu bizim gitti Tayçın mıydı köpeğin ismi? Yeğen oldu. Güldü. Tayçın diye at vardı pardon. Evet. Tarçın ya Darçın. Darçın. Evet. Kaç yaşında o köpek? 102 mi 103 mü? Hakikaten kaç yaşında, yaşında ya? Yaşına göre. Bilmiyorum. 17 6, yaşında olması lazım 102 olması için. 6-7 yaşında vardı. Allah Allah. Tanımıyorum o benim çocukluk arkadaşım değil. O bok muhabbetine köpeğe rahmet dileyemedim anasını satayım ya. Yok Tarçın mı Tayçın mı falan filan. İzliyor musun sence? Düşmeyeceksin sepeye aşkım benim. İzliyor mudur sence? Böyle durmayacağım merak etme yani. Al. Dur biraz. Bu patron yine bir yaş günü. Yuvanın en dibi bak ışıklar daha da kararıyor. Bu ne ya? Burası... Baba bu ne ya? Böyle yuva mı olur be? Aa. Geçirine geçelim. Orası bak malzeme kaynıyor. Orayı es geçme sakın. İyice bakalım içlerine. Daha seninle ilgili bilmediğimiz ne varsa. Bütün Türk halkı ben. Patron Jasmine'in çıktığı ilk gazete haberini hatırlıyor musun? Sen bunu hatırlıyor musun? Dün gibi. Bir okusana ne yazmışlar ya? İnternetten yayılan salgın. Öyle mi yazmışlar lan? Sana niye böyle? Hayır. Evet internetten yayılan salgın. İlk onda kaçayım ben? İnternetin en popüler videoları nasıl ortaya çıkıyor? Virüs hızıyla yayıldıkları için viral video adını alan bu videoları hazırlayan Bates Motel Pro, Ali Biçim, Educated Ear ve bu videoları keşfedip yayınlayan Cezmi Kalorifer ile konuştuk. Sen ne demişsin onu okuyorum. Ramazan ayına özel video çalışması Jaspide ile 2 haftadan kısa bir sürede 200 binin üzerinde tıkalan Ali Biçim videodaki başarısının sırrını... Patron! Bir daha söyle. 2 haftadan kısa bir sürede 200 bin yapmış. Sene kaç? 2011. 21 Ağustos 2011. Devam. Nasıl patron? Çok iyi. Müthiş. Trend 4. O sadece bir de yani o benim kanaldaki videoydu. Bir tane yavşak bir arkadaş bak. Vardı. Almanya'dan yüklemiş. Lan onun hızına yetişilmiyor ya. O benden 10 kat daha fazla izleniyordu. Bak dinleyin şimdi. Biçim başarısının sırrının doğru senaryo, doğru ekip ve doğru zamanlama olduğunu söylüyor. Doğru bak yine o zaman. Sonra 4 sene sonra vazgeçiyor. Uçan sinekten de, elektrik kuyruğundaki orta yaşlı abiden de, abuk subuk diyaloglardan da ilham alabilirsiniz diyen biçim. Önemli olanın bu bölük pörçük düşüncelerin projelendirilmesi olduğu düşündüğün. Görüşünde. Bak o zaman da videonun ilk
video vardı ya. 8A sınıfında merhaba, ben Ali. Şırdan da yiyeceğim gerekirse Atatürk Bulvarı da. En azından ben bu konuda istikrarlıymışım. Çok çok ideolojik ama bak. Uçan sinekten de, elektrik kuyruğundaki orta yaşlı abiden de, abuk subuk diyaloglardan da ilham alabilirsiniz. Evet, klibi tekrardan izlediğinde zaten bu üç bahsettiğim simgesel şeyler klipte var. O yüzden YouTube diyorum oradan ilham alabilirsin. YouTube bir ilim irfan yuvası. 2011'de diyor bu herif. Demişim ona. Patron. Ali biçim her gün düzenli olarak girdiği, yüzlerce video ulan izlediği. Ulan ben ilim irfan yuvası diyorum, köpek kiranı şimdi YouTube'dan ödüyorsun. Yalansa yalan Yusuf hocam. Ali biçim her gün düzenli olarak girdiği, yüzlerce video izlediği ve eskiye dair birçok şey öğrendiği için YouTube'u sonsuz bir ilim irfan yuvası olarak evet. Gelecekle ilgili planlarında ise televizyon var. Ben televizyon dünyasını çok seviyorum. Öyle demişim lan. 7/24 yaşayan bir mecra ve her saatin bir alıcısı var. Evet. Bir aksilik çıkmazsa çok yakında bir televizyon programına başlayacağım. 2011'de YouTube bir ilim irfan yuvası deyip 2020'de nasıl daşşak yedin? Nihayetinde soru gelsin. Bilmiyordum, biliyor musun? Neyi bilmiyordum? Bilmiyordum. Olayların buraya geleceğini ne yalan söyleyeyim bilmiyordum. Değil mi? Ya 2011'de şu klibi çektikten sonra atıyorum mesela 10 yıl sonra birisi bana taşşak yalacaksın dese inanmazdın. Sen inanır mıydın? Ben inanırdım hocam. Ne diyorsun oğlum sen ya? Vallahi inanırdım yani ben. Ama hayat böyle abi, bazen yalıtıyorsun bazen yalıyorsun. Ya evet Yusuf hocam ya çok enteresan. Evet sıradaki haberle devam ediyorum. Bu adama dikkat yazmış sevgili Tuğba Ünsal. Çok severim kendisini. Bu an neye yazdığını biliyoruz değil mi? 2013 Pazar. Bu adama dikkat. Sapığa benziyor. O kadar küçük bir köşe ayırmış ki bana. Ben onu önce şey zannettim. Sayfa numarası zannettim. O benim köşemmiş. Şurası. Bu mu? Evet. Bu adama dikkat. Şu kedinin köşesi daha geniş. Gidin çekin. Bu haftanın en süper konseri Okan Bölge'nin ekibinden Ali Biçim'in stand-up gösterisiyle karışık verdiği Karaköy Nublu konseriydi. Konserde sahneye elektrik dansıyla çıkan Ali Biçim bugüne kadar görmediğim bir topluluğu eğlendirerek güldürmeyi başardı. Ali Biçim tarzı şarkıları evirip yeni şarkıları yaratmak gibi bir olgu var artık. İşte geleceğin Okan Bölgen ve Beyazıt Öztürk karışımı şovmeni yazmış sevgili Tuğba Ünsal. Okan Bayülgen Beyazıt Öztürk karışımı mıymışsın sen? Öyle yazmış sevgili şey. Bunu da görmüştü. Senin hemen... üçte birin Okan mı o zaman? Nasıl oluyor? Senin de bir minik bir rezilliğini verelim şöyle. 10 numara adamım. Bak Allah canıma... Sakın dizi plus reklamı yapma. Derdim yok. Tasam yok. Şuna baksana bak. Üstümde ekşim ben. Yanımda arkadaşlarım. Takılıyorum. Yani o fotoğraf ne biliyor musun? Disney olmasa sen Beats'in. Koduma bak. Rupert Murdoch olmasa bir hiç olan adam bana nasıl laf konuşuyor ya? Fox olmasa sen kimdin lan? Rupert Murdoch. Buralar yayınlanıyor Kadir. Rupert Murdoch kime sattı Fox'u? Kime? Disney'e. Ne demek bu biliyor musun o zaman? Disney'in sattığı birileri olmasa sen de hiçtin. Aa ana sütünü ne zaman aldığım tarihi var lan. Boy baş çevresi 54 santim. 23 Mayıs 1987. Yani 17 Nisan'da kaç gün sonra? O ara kadar ne içirmişler bana? Viski. O gün bir almışsın abi. Bir daha bırakmamışsın herhalde ana sütünü. Patron diyor ki 23 Mayıs 1987 ana sütü 54 santim boy baş çevresi. Bu neyden bahsediyor acaba? 54 Ana sütü sonra devam sonra bir espresso martini var Yusuf hocam. Sen 54 santim mi doğmuşsun? 54 santim. Wow. Ben bayağı iyiymişim lan. Sen bu kadar çocuk. Biraz uzamamış herhalde. 54 bak. Sonra ama haklı patron ya şimdi. Fırçasına bak. Aa utanmaza bak haklı diyor. Dur. 32 santimsin sen hatta daha da aşağılayayım seni. Dur bakayım bir dakika. Tamam abi tamam gerek yok ki. Dur oğlum be dur. Tamam abi kardeşim hani. Bu ne? Wow aç onu bir hele. Oğlum bu vardı şey anılarda anlatmıştık bunu. Öpücüklü mendil gördük mü ya ilk gün? Demeyenler için abi göster. Yayınlamadık mı öpücüklü mendili? Ya varsay bir daha yayınlayalım ya Allah Allah. Halim beni unutma konser yaptığım gün sahneye böyle bir peçete gelmişti. Adı neydi? Ece. Yalan söyleme. Vallahi bile Ece. Sana ne zaman yalan söyledim lan? Okey tamam. Hemen fark ettim. Hayır ilk connected'ın ödemesini ben almış olabilirim de. Ya evvelin bir tane yalan yani. Nasıl? Kardelen dudaktan analiz yapabilir misin? Kim ben diye? Yapmaya çalışırım. Senin arkadaşın, reis arkadaşının markası fakir mi? Böyle öpen yok. Böyle mi öpüyor? Bu nasıl bir izle? Arkadaşlar gece vakti bir kulüpte içiyorsunuz. Ağzınızda da ruj var. Ha, belli ki şey gibi yani. Onu kaşe gibi şöyle basmış gördün mü? Bak seni unutmayacağım Ali. Devam. Evet geldik zurnanın zırt dediği. Yok yemin ederim yok. Bir saniye. Sen mi aldın? Yok. Bütün video bekledik Tom Cruise. Hayır. Tom Cruise yok. Ah buldum. İyi bakın. Arkadaş. Ama vicdanlı yorumlar. Fotoğrafı döndürdüğüm an Kadir sen de aynı şekilde sevgili takipçimize fotoğrafı döndürürsen büyük haliyle bu fotoğraftaki Tom Cruise'u bulun. Bu fotoğrafta biri Tom Cruise. Fotoğraf nerede çekilmiş abi? İngiltere'de, Londra'da, Hyde Park'ta annem sabahleyin koşuya çıkarken yanında Fujifilm fotoğraf makinesiyle Tom Cruise'u korumalarıyla beraber koşarken görüyor. Ve yani patron. Ben yok abi şey Tom Cruise'un annesinin fotoğrafı vardı. Ya bu
büyütüyor işte. Ben bir şey demedim. Bu dedi. Annemin Tom Cruise'la fotoğrafı var dedi mi demedim. Arkadaşlar annem Tom Cruise'un fotoğrafını çekmek için o tarafa doğru yönelirken korumaları takip yani izin vermiyor o sırada. Yani yaklaştırmıyor. Yani annem bariyeri aşamıyor diye değil. Hali hazırda koşarken görüyor. Arkadan fotoğrafını çekiyor. Bu kadar. Tom Cruise'la fotoğrafı annemin işte. Allah! Arayacağım annemi. Ver ya. Ver. Buradaki biri Tom Cruise arkadaşlar. Şimdi anne bu biz videoya çekmeye devam ediyoruz ya. Evet. Şimdi iyi dinle. Hı. Fotoğrafların arasında ben geçen Mesut'a bir tane fotoğraf gösterdim. Heath Ledger'ın fotoğrafı var bende. O fotoğrafta sen Hyde Park'ta yürürken Tom Cruise'u gördün ya. Evet. Abicim kimse inanmıyor bize. Neden inanmıyorlar canım? Bir anlatsana o günü ya. Ana o random birisi diyorum ben. Arkası dönük bir insan topluluğu gösteriyorsun. Hayır, bize diyorum. Kendini yırttı burada. Öyle bir şey oldu. Yeşim diye İsviçre'den bir kız arkadaşım vardı. Onunla birlikte Hyde Park'ta dolaşıyorduk. Sonra oturduk böyle yorulduk bir ağacın altında oturuyorduk. Böyle siyahi adamlar geliyordu işte ama çok böyle yakışıklı tarz uzun boylu falan. Biz adamlara bakıyorduk hani öylesine ay ne yakışıklı falan diye. Adamlar da bizim yüzümüze bakarak gülüyorlardı böyle gülerek koşmaya böyle hani hafif tempolu koşuyorlar. Tom Cruise oraya koşmaya gelmiş. Neyse sonra işte bir baktık Tom Cruise böyle baktı gülümsedi. Adamların böyle hatta arkalarında elektrikli silah. Hani böyle yaklaşmasınlar falan diye. Yani böyle 7-8 tane korumayla öyle bir anımız var yani. Hayır onlar istiyor ki sen o adamın yanına gideceksin yan yana fotoğraf çekileceksin. Peki siz de niye gidip yanına fotoğraf çekilmediniz anne? Burada bu köpeğin şeyini çekiyorum. Ama zaten şöyle bir şey oldu. Korumalar yaklaştırmıyordu oğlum. Biz adamlara baktık ve adamlar çok böyle yakışıklı, uzun boylu, siyahi, böyle güzel giyinmişler falan. Tamam ana tamam. Tamam ana olay Tom Cruise'dan çıktı. Evet adam. Keşke Tom Cruise olaymış. Yalan yok. Ana tamam ana ellerine sağlık. Anama moral alkışı. Öptüm ana. Siyahi adamlar bilmem ne Allah'a emanet ol oğlum. Tom Cruise. Sen Allah'a emanet ol. Tom Cruise'u en azından tanıyoruz. Bildiğimiz, hayran olduğumuz ikon bir adam. Şimdi bu hikaye daha da boka sürdü işleri. Ben sana dedim mi demedim mi ananı bu işin içine bulaştırma arama kadını diye. Tamam. En azından işin akıbetini öğrendik. İzleyince videoyu göreceksin. Ne bir cıvıklık, kaş kaldırma, hiçbir şey yapmadım. Ben annenin yakışıklı, alımlı, seksi, uzun, siyahi, bombastik erkekleri anlattığı anları sadece dinledim. Ben de bu videoyu şöyle kapatıyorum güzel kardeşim. Ben de anamın oğluyum bana dikkat et. Tamam mı? Herkese dikkat et. Tamam mı? Dikkat et kendine. Tamam mı? Yok mu başka? Yok başka. Arkası dönük ünlü. Bence eski günlerin hatırına. Ben önümüzdeki hafta bütün ünlülerle fotoğraflarımı paylaşacağım. Aa bu arada. Jonah Hill, Heath Ledger. Siz ne duyurusu paylaştınız? Bu video... Ali biçim. Bir dur ya tamam koşma. O takılalım bir şey anlatalım. Okey. Bir benzerler yarışması yapmak istiyor. Yapmak istiyor oldu değil mi? Ama bir dakika bu teklif benim senden geldi. Benim formatımla baş başa bırakıyorsun değil mi? Bir dakika bu teklif senden geldi. Pekala. Bir benzerler yarışması yapmak istiyor ve bize en çok benzeyen insan evladını bulup ona ödül verecekmişiz. Ne ödülü olduğunu bana söylemedin. Ya patron dalga geçiyor ya. Sevgili arkadaşlar. Ödül ne? Onu söyle bir dürüstçe. Ödülü bir sonraki videoda açıklayacağız. Abi, kabul etme. Format güzel ama şöyle bir şey yapsam çalışırdı. Birilerine benzeyen insanlar gelebilirdi mesela. Seda Sayan'a, İbrahim Tatlıses'e, Müslüm Gürses'e. Tom Cruise'a. Biz önce Tom Cruise! Biz önce bize benzeyenleri bir toparlayalım dedik patron. Hani 31 Aralık'a kadar bir Ali ile Mesut nostalji serisi yapıyoruz ya. İş çok kolay benim tarafımdan. Bana benzeyen zaten binlerce insan. Tamam gelsinler baba. Sevgili arkadaşlar. Videonun altında Ali Biçim ve Mesut Şantoma'ya benzerler yarışmasının başvuru linki var. Oraya tıklayıp boydan, enden bütün fotoğraflarınızı yükleyin. Gerekirse videolu başvuru yapabilirler mi Ertan? Yapabilirler. Biz de seçeceğiz. En klas bulduklarımızla yarışmayı başlatacağız. Doğru mudur? Evet. Oy ben katılıp evet, üçüncü olsam ya. Ne? Yarışma. Ali Mesut benzerleri. Ne kadar benziyorsun? Yarışmayı başlatacağız değil mi? Bir şey başlamıyor ki. Birini seçeceğiz. Ha tabii. Tabii onlar yarışmaya gelecekler. Başvuracaklar. Tamam şöyle de yapabiliriz. 47 hafta yapıp Türkiye'yi de gezebiliriz. Mardin, Urfa, Antep, Antalya elemeleri. Ödül patron. Size benziyorlar ya. Ödülsüz verin. Dur lan. Ne verebiliriz? Ne verebiliriz? 5000 TL. 5000 TL. Abi, sevgili arkadaşlar, Ali Biçim ve Mesut Şantoma'ya benzerler yarışmasına videolu veya fotoğraflı katılımı aşağıdaki linklerden yapabilirsiniz. Bu yarışmaya katıldığınız ve birinci olduğunuz takdirde bizden yani Vlog Social ailesinden Ali ile Mesut olarak 5000 TL para ödülü kazanacaksınız. Bence yarışmaya değer. Oturup evde boş boş Ali ile Mesut'a benzemektense bir cebinize 5 kağıt girsin her şeye rağmen. Ya düşünsene Ali ile Mesut'a benzeyip 5000 lira kazanma gibi bir şansın var. Bak biz Ali ile Mesut'a benziyoruz biz 5000 lira kazanmıyoruz. Sorma ya. Ben 1000 lira kazanıyorum. Onlar öyle bir dakika girecek ki. O ne demekti ya? Kalbim param pinçik oldu. O nasıl bir laftı ya? 5000 liraya bana benzediğini ifşa etmez demek. Bu videoya acil 80 bin like gelirse fırıt ninja 5 bizlerle. Kan mı bekliyorsun?
koyayım ya. O nasıl bir anons be? 4 yayınlamadım zaten patron. Hayır, 1 2 3 4. 4 var değil mi? Okey. Ha şimdi bir daha baştan say. Tamam, ben hipnoz olmak istemiyorum. Ama like geldi. Geldi babacığım, hipnoz olacaksın. İpe ipe olacaksın. Korkusu varsa burayı anlat. Ya da Kardelen abla sana yardımcı olsun. O çok sevgi yumağı ya. Tamam o zaman. Avratsız yapmaksa. Önden bir sözleşme imzalamak durumundayız. Bazı sınırlar çizip bunlara ulaşmak. Ben imzaladım mı kardeş? Abi sen zaten genelde sözleşme imzalamadın. 15-20 yıl ondan bok yedin ben ya. Ben imzaladım mı bir şey? Evet. Ben imzalamadım ki bir şey. Ha imzalamadım. Korzayla bir şey imzalamadım ben. Tamam bu senin ben tercihin. Ben kayyopraktikte de bir şey imzalamadım. Bu senin tercihin. Ben Mardin Sokak Lezzetleri'nde de bir şey imzalamadım. İmzalamadım. Allah Allah.